hanımlar, Sinem'in Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size kese yapımını göstereceğim. Hem kese olarak kullanabilirsiniz hem de tesbihlik olarak kullanabilirsiniz hanımlar. Çok kolay, basit, evdeki malzemelerle yapımını göstereceğim size. Evde hangi malzemeniz varsa onu kullanabilirsiniz. Saten olması şart değil. Mesela kumaşınızın nevresim kumaşı olması şart değil veya sadece tesbihlik yapmanız şart değil. Bu keseyi her şeyde kullanabilirsiniz. Hanımlar, elimde şöyle bir A4 kağıdım var. Bakın, bir A4 kağıdım var şöyle. Evde çocuklarımızın kullandığı A4 kağıdı. Bunu ortadan ikiye katlıyoruz hanımlar. Ortasını bulmak için bakın şurasına küçük bir şöyle iz çıkarıyoruz. İzimiz belli şurada hanımlar. Hemen size bakın. Şuradan bir 12 santim. Bu başından bir 12 santim. Evet. Şöyle bir çizgi çiziyoruz. Bakın şurada 12 santim kalemle işaretledim. Şöyle belli ediyorum. Bakın görünüyor burada. Diğer tarafından da bir 12 santim işaretliyorum hanımlar. Karşılıklı. Bakın canlarım. Bu ortasını bulmuştuk. Kağıdımızın ortasını bulmuştuk. Tam ortasından bu 12 santime doğru bir çizgi çiziyoruz canlarım. Şöyle. Bakın. 12'den şöyle. Gördünüz mü hanımlar? Şimdi diğer tarafından bakın bu çizgimize şöyle alttan tutarsak daha iyi olur. Çünkü diğer çizgimiz de yine cetvelimizi alttan tutmuştuk. Bakın tam ortadan diğer 12 santime doğru alıyoruz hanımlar. Evet, şöyle bir zarf şeklinde, bakın zarf şeklinde ve bir üçgenimiz meydana geldi. Şu A4 kağıdımızın alt kısmına geçiyoruz. Bakın elimizde bir kapak diyeyim ben size. Kapak yardımıyla şöyle bir daire kenarlarını yuvarlamak için el beceriniz varsa bunu şey yapabilirsiniz. Yani kapaksız da yapabilirsiniz ama benim çok el becerim yok. Onun için şöyle size göstereyim. Şöyle bir yuvarlamak amaçlı. Şöyle köşesini yuvarlıyorum. Diğer köşesinde yine böyle yuvarlıyorum hanımlar. Evet. Bir kağıt makası alıyorum. Bu yuvarladığım yerden kesiyorum. Evet, buradan da kesiyorum. Altını yuvarladık canlarım. Şimdi bu üçgen yaptığım yeri de yine burayı da kesiyorum. Evet. Diğer tarafını da kesiyorum. Bakın canlarım. Evet, şuna kenara çekiyorum. Şöyle elinize bir su damlasına benzeyen bir şekil çıkıyor hanımlar. Gördünüz mü? Bakın. Şöyle A4 kağıdıyla hemen kolay bir şekil çıkarabilirsiniz. Bu kesemizin kalıbı. Hemen elimize küçük bir parça saten alıyoruz. Bakın hanımlar, bu benim elimde pikelerden artan bir pamuk saten. Siz de istediğiniz kumaşa kullanabilirsiniz. İstediğiniz kumaşa yapabilirsiniz canlarım. Hemen satenimin bu düz yüzü, ters yüzünü çeviriyorum. Ters yüzüne şimdi hemen şeklini çizeceğim canlarım. Bakın. Hemen iki tane iğne vuralım, kaymasın. Şöyle kaydırmamak için bunun şeklini hanımlar hemen satenimize çıkarıyoruz. Şöyle. Evet. Şekli kenarlarından çiziyoruz.
Kolay, basit bir yöntem size. Bundan sonraki aşamalar da çok kolay hanımlar. Dediğim gibi ben elimdeki kumaşları değerlendirmeyi çok seviyorum. Hepsini saklıyorum. İllaki bir gün işinize yarayacaktır. Benim gibi olan hanımlar çok var. Sadece şeyleri değil, kumaşları değil, başka malzemelerini de saklayan hanımlar var. Değerlendirme açısından hemen gidip dışarıdan almayı sevmiyorum. Önce elimdekilerine bakıyorum. Elimde kullanacağım kumaşlarım yoksa dışarıda almaya gidiyorum. Yoksa evdeki tüm ürünlerimi kullanıyorum hanımlar. Hiç aklınıza gelmeyecek şeyleri böyle değerlendiriyorum. Evet canlarım. Şimdi böyle bir şeklim çıktı. Şöyle şurasını. Bakın böyle bir şeklim çıktı. Satenimizin ters yüzüne çizdik hanımlar. Hemen satenimi katlıyorum. Ters yüzünden. Canlarım, ters yüzünden katlıyorum. Bakın iki kat oldu. Şimdi buralarına iğneler vuruyorum. Kaymasın diye. İğneli çalışabilirsiniz. Teğeli çalışabilirsiniz. Tabii ki bu sizin çalışma şeklinize bağlı. Ben ilk dikişe başladığım zamanlar teğelle çalışıyordum hanımlar. Teğelsiz hiçbir şey yapmıyordum. Sonra yavaş yavaş sadece iğneyle çalışmaya başladım. Bazen de iğnesiz de dikebiliyorum. Tüm dikiş bilmeyen hanımlar bilene bunları dikebilir. Size makina tavsiye ediyorum. Bu marketlerde indirime gelen makinaları alın. İnanın çok işinize yarayacak. Her şey için, sökükler için, yırtıklar için, paçalar için, her şey için işinize yarayacaktır hanımlar. Şöyle iğneledik. Canlarım, bir su damlası. Bir su damlası meydana geldi. Şimdi hanımlar bakın iğneledim. Bunu ne yapıyorum hanımlar? Şimdi makineye geçeceğim. Makinede şuradan böyle üzerinden geçip dikeceğim. Sadece şu alt kısmından küçük bir parça bırakacağım yine çevirmek için. Makine kısmını size göstermiyorum. Düz makine çekeceğim hanımlar. İsterseniz elle de dikebilirsiniz. Makine kullanmayı bilmeyen hanımlar için. Bunu dikip size diğer aşamalarını da göstereceğim hanımlar. Hanımlar, çizdiğimiz şeklin kenarlarından diktim. Hemen canlarım, iğneleri çıkarıyorum. Bakın çıkardım iğneleri. Şimdi kumaşımın kenarlarından kesiyorum ama birazcık pay bırakacağım. Bakın şöyle, şöyle ince bir pay bırakıyorum, yarım santim kadar. Evet, şöyle. Çok derinden kesmeyin, dikişimiz sökülmesin. Şöyle diktiğim kenarların etrafından geçiyorum. Hanımlar bakın, bu ortada bir boş yer bıraktım. Şöyle kenarlara, şöyle bakın minik minik çıtlar atabilirsiniz. Şöyle küçük küçük kesiklere çıt deniyor. Şöyle minik minik çıtlar atabilirsiniz. Özellikle böyle köşe yerlere, bakın şu kenar olan, üçgen olan yerlere şöyle minik minik çıtlar atabilirsiniz. Çevirirken daha düzgün dursun diye, bakın şöyle göstereyim size. Şöyle minik minik dikişe gelmeden. Hanımlar bakın, burada bir küçük bir yer bıraktım.
dikmedim burayı. Dikmememin sebebi şöyle, hemen çeviriyorum. Evet. Hemen çeviriyorum. Şöyle sivri bir şey yardımıyla köşeleri düzeltebilirsiniz. Hanımlar. Bak mesela şu uç kısmını, sivri olan kısmını bir makas yardımıyla veya bir kalem yardımıyla şöyle çıkarabilirsiniz. Evet. Bu dikiş yerlerine dikkat edin. Hanımlar, bakın şöyle diktikten sonra şöyle dikişleri elimizle düzeltiyoruz. İsterseniz şöyle iğne vurun. Çünkü biz bunu şimdi ütüleyeceğiz. Ütülerken zor olmasın diye bakın şöyle şu kısımlara iğneler vurun. Tam ama elinizle düzelttikten sonra şöyle şekillerini bakın şöyle. Saten olduğu için tırnak kutusu olmuyor. Onun için şöyle elle çalışmalar yapın bakın. Evet şöyle. Çünkü direkt ütüyü basarsak şekli düzgün çıkmaz. İlk şekilde, ilk ütü şekli de hemen alınınca bozulmuyor. Bakın hanımlar şöyle elinizle düzeltip iğneler takın. Hanımlar iğnelerimizi taktık. Bakın şöyle iğnemi taktım. Şurada boş bıraktığım yeri de hemen elde dikeceğim bunu. Şunu kenardan dikeceğim hanımlar. Yavaş yavaş tesbihliğimizi tamamlıyoruz. Bunu şimdi ben ütüleyeceğim. Burasını da dikip size son halini göstereceğim hanımlar. Canlarım kesemi ütüledim. O boş olan açık bıraktığım yeri diktim hanımlar. Makineyle diktim çünkü büzdüğüm zaman görünmeyecek. Şimdi burada dikişleri görünüyor ama ben bunu büzdüğüm zaman görünmeyecek. Hemen dikiş iğneme bir ip taktım. İpinizin sağlam olmasına dikkat edin. Ben naylon bir ip taktım. Bakın şu ölçtüğümüz üçgen yerinden, bakın üçgen yerinden şuradan dikişimize başlıyoruz. Şöyle minik minik dikişler atıyoruz hanımlar. Bakın böyle. Evet. Bunu karşı tarafın aynı yerine kadar dikiyoruz. Şöyle. Çok büyük olmadan, çok küçük de olmadan sadece çekip büzeceğiz. Dediğim gibi sağlam bir ip iğnenize takarsanız daha iyi olur. Çünkü çekeceğiz. Çekerken ipimiz kırılmasın. Ben kullandığım yazma iplerinden bir tane krem olandan taktım. Ve şöyle minik minik, çok minik olmadan yani dikişler atıyorum. Sona doğru gidiyoruz hanımlar. Evet. Biraz aşamalı ama çok basit, çok kolay. Herkesin yapabileceği bir tesbihlik. Hediye edebilirsiniz bunu. Mesela bir seccade yapıp yanına hani bir tesbihliğini takım olarak bohçalara koyabilirsiniz. Bir günde bir sürü tesbihlik yapabilirsiniz. Mesela elinizden artan kumaşlarla da küçük küçük keseler meydana getirebilirsiniz hanımlar. Bu aralar çoğumuz evdeyiz. Ev işi, el işi, yemek. Hanımlar çok yoruldu. Umarım bu salgın bir an önce biter. Hanımlar şöyle bakın. Diktim ve çekiyorum. Evet, gördünüz mü hanımlar? Bakın. Şöyle ipimi çekince şöyle bir model
meydana geldi. Bakın mesela şunu kapattığımız zaman şöyle çok güzel bir kesemiz meydana çıkacak. Hanımlar bunu çektim. Şöyle şuradan bir düğüm atacağım canlarım. Şöyle bir düğüm atabilirsiniz buradan, sıkı bir düğüm. Şöyle. Evet. Bakın. Düğümümüzü atıp kesip ipimiz naylon makasla şeyle, pardon, çakmakla yakabilirsiniz hanımlar. Evet, çektik. Şöyle bir kesemiz meydana geldi ve bunu böyle kapatıyoruz hanımlar. Evet. Bakın hanımlar. Benim elimde şöyle bir dantelim var. Bakın buna da inanamayacaksınız ama bu eski bir gelinlikten söküp kenara koyduğum gelinlik. Asılacaktı, ben hemen tüylerini aldım. Kenar su yollarını falan aldım. Bu da kullanmadığım bir örtü. Bunlardan birini buna kullanabiliriz hanımlar. Bakın mesela şöyle bir dantel de kullanabiliriz. Şöyle kesip üzerine dikebiliriz. Bu gelinlikten aldığımız parçalardan da bir dantel kesebiliriz. Elinizde ne varsa hanımlar, bu sizin yaratıcı hayalinize bağlı. Ben hemen şuna karar verdim. Sanki bu daha güzel olacak gibi. Evet, şöyle keseyim. Bunu buradan kestiğimde şunları da başka şeylerde kullanıyorum hanımlar. Hemen bakın şuradan ekliyorum. Hem önünde boncukları var. Şöyle iki tane iğne takacağım. Şöyle canlarım. Bakın burasına da yine küçük küçük minik minik çiçekler yerleştirebilirim. Şunu da keseyim. Hemen şu kenarları da kesebilirsiniz. Tabii ki bu size kalmış hanımlar. Bakın şöyle bir kesemiz oluştu. Dediğim gibi bunu istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz hanımlar. Kanalıma geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz videomu beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sizden abone bekliyorum. Mutlaka kanalıma abone olun.